Kerem. Ver, ben kullanacağım. Yana geç. Ben kullansaydım? Hayır, konuşacaklarımız var. Ne konuşacağız? İpek'i konuşacağız. Alo. Alo. Ne oldu? Anlamadım. Kapandı, numara da yok. Neyse. Atla. Ay, çöktü kaldı buraya böyle ha. Hakikat yani. Gitsene kızım dedeye görünmeden. Bak gidecek yine odaya, göreceksin ha. Ben bir kere geçip gittim onu. Şimdi bekleyeceğim. İzin verecek bana. Ay. Hayat, ne tarafa böyle yolculuk? Dede ben seni bekledim. Seni görmeden gitmek istemedim. İyi ettin kızım, sağ ol. Evine gidiyorsun he? Evime? Tabii. Git tabii. Bil tabii. Kadının yeri kocasının yanıdır. Baba. İyi misin sen? İyiyim. Çok şükür. Ne oldu? Murat'la konuşup hallettiniz yani. Konuştuk. Ben diyeceğimi dedim. O da dedi. Bakalım. Oh, Allah razı olsun dedeciğim ya. Beni dara sokmadın ya. Oh, çok mutluyum şu an. Hep böyle mutlu ol. Hep böyle mutlu kal. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Hayırlı yolculuklar. Ne bakıyorsunuz şirin karılar? Bir kahve yapın da içelim. Orta. Kardeşim. Geldik buraya. Konuşmuyorsun hiç. Ben mi? Murat, diyorum ki şu anda karınla göz göze yemek yiyor olman lazım. Ne yapıyorsun oğlum anne? Niye herkes bana bunu soruyor? Seni tanıyorlar da o yüzden. Hayatı bu kadar hızlı affedebileceğine kimse inanmadı. Oğlum hayatı seviyorum ben. Ama affetmek başka şey, unutmak başka şey. Neyse boş ver ya. Uzun hikaye. Ya bilmiyorum, belki de ben yanlışım yani. Sen aldırma bana. Bu arada İpek'in değerini bil. Git Barış oğlum, neyin adı bu? Biraz önce sen demedin mi? Affetmek başka şey, unutmak başka şey değil. Onu ben diyorum. Benim durumum farklı, senin durumun farklı. Bu nedir? Tahin helva, fıstıklı. Hayır, biz tatlı istememiştik. İçimizden geldi. Teşekkürler. Ne oldu oğlum? Fıstıklı helva işte. İkram etmiş adam. Yok ya, ondan değil. Küçükken annemle yerdik biz bunu. Çok severdim o zaman. O zamandan beri de hiç yememiştim.
Anladın mı bir şey? Boş ver kardeşim, bak en sevdiğin tatlıymış, hadi ya. Halit abi, ne yapıyorsun sen? Ne abi? Sen ne abi? Haberi kaçırmak nereden çıktı şimdi? Ne demek bu? Ama ben ne yaptığımı biliyor musun sanki? Binduk bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Allah aşkına sen nereye gidersen git, beni uygun bir yerde indir. Keşke, ama indiremem. Ne demek indiremem ya? Senin bu deden yok mu bu deden? Dedeme ne olmuş? Ya biz iki kardeş, senin bu dedenden bir türlü paçayı kurtaramıyoruz da. Benim hanım doğum yaptı. Ben bebemi görmeye gidemedim Giresun'a, biliyor musun sen? Kesecekler, yokum diye kesemiyorlar. Beni bekliyorlar. Halit abi, neyin kafasını yaşıyorsun? Kızım, sünnet diyorum, sünnet. Gel Hamit, git Halit. Kapıyı aç, indir beni Hamit. Hayatı kaçır Hamit. Allah'a sen, ben mafya mıyım hayat? Sen beni şimdi kaçırıyor musun? He. Deden mi dedi? Yoo, bana esti. Kim diyecek başka da? Ya ben gariban, basit bir minibüsçüyüm. Bu beni ne sanıyor anlamıyorum. Anlıyorum Halit abi, sen bayağı doğmuşsun. Hem de nasıl? Keşke yanımda kalıp sana destek olabilsem. Keşke. Abicim sen zahmet. Şuradan dön, hadi beni eve bırak. Yapamam diyorum kızım, yapamam. Yapsam olay olur ama yapamam. Kusura bakma ne olur. Azime Hanım çıkmış. Nereye gitti ki acaba bu saatte? Ya ne bileyim Derya Allah aşkına. Bekçisi miyim koskoca kadın? Tamam canım, ne kızıyorsun? Kötü bir şey demedim ki. Nejat. Hı. Ben bu Haşmet denen adamı hiç sevmedim. Sevmek zorunda değilsin. Bu adamın derdi para bence. Para istiyor yani, belli. Vallahi ne yalan söyleyeyim, ben de öyle düşünüyorum Derya. Yani başımıza gelen her şey sanki onun planının bir parçasıymış gibi, değil mi? Aynen öyle. Önce kızı yem olarak attı ailenin içine, şimdi de kendisi paranın peşine düştü. Bak Nejat, bizim bir oğlumuz var. Öyle saf saf oturup beklemek olmaz. Senin bir şeyler yapman lazım. Ne yapabilirim ki? Murat'ın davranışları normal mi sence? Allah aşkına sen söyle. Ne anlamda? Çocuk dengesini kaybetti. Murat iyi değil. Bir durması, dinlenmesi lazım. Yani demek istiyorum ki Murat'ın işin başından uzaklaştırılması gerek. Yoksa ortada sarte marte kalmayacak, benden söylemesi.